Yok mu şöyle güzelinden bir co-op oyun be diyorsan tam yerine geldin hocam. Lafı hiç uzatmadan seri seri listemize geçelim. Knights and Bikes. Elle çizilmiş grafikler eşliğinde bir aksiyon macera oyunu oynama fırsatı sunan bu yapımda arkadaşımızla beraber kayıp bir hazinenin peşine düşüyoruz. Hikaye ilerledikçe karakterler arasındaki etkileşim ve gelişim gözle görülür biçimde belirgin ve tatlı oluyor. Saf bir macera aksiyon oyunu arayanlar kaçırmasın. Lords of the Fallen. Souls-like oyunları arkadaşla oynamak ister misiniz bilmiyorum ama Lords of the Fallen bize bunu sağlıyor. Zorlandığı kısımlarda çaktırmadan yardım isteyebilir veya direkt baştan sona arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Satisfactory. Bir gezegende çeşitli kaynakları toplayarak, fabrikalar kurarak ve üretim süreçlerini optimize ederek karmaşık bir endüstriyel altyapı oluşturabiliyorsunuz. Açık dünya yapısıyla farklı zemin tipleri ve zengin kaynak yatakları içeren geniş bir haritada arkadaşlarınızla beraber kafa patlatabilirsiniz. Human Fall Flat. Arkadaşlarınızla kahkaha ata ata oynama garantili, anlamsız ama bir o kadar keyifli bir oyun. Fizik kurallarını dibine kadar yaşayıp ortaya çıkacak bin bir çeşit farklı olay için bile oynanır. TMNT Shredder's Revenge. Ninja Kaplumbağa nostaljisi yapmak, hatta bu nostalji yetmezmiş gibi bir de eskilere gidip 2D beat'em up oyunu oynamak istiyorsanız bu oyuna bir bakın derim. Ember Knights. Piksel grafikleri ve akıcı oynanışıyla karşımıza çıkan bu yapımda ezeli düşmanımız Praxis'e ve onun baş belası ordusuna karşı savaşıyoruz. Her ne kadar tatlı gözükse de bir o kadar zor bir oynanışa sahip olduğunu da belirteyim, sonra bana söylemeyin. Ezor demişken Cuphead'den bahsetmesek ayıp olur. Ciddi manada zorlayıcı ama bir o kadar eğlenceli bir oyun olan Cuphead, 1930'ların çizgi film tarzındaki grafik ile hem müthiş bir görsellikle karşımıza çıkıyor hem de hızlı temposuyla oldukça keyifli bir deneyim yaşatıyor. Zorlu boss savaşlarını ister tek başınıza isterseniz de yanınıza bir arkadaşınızı alarak geçirebilirsiniz. Oyunun görselliği kadar müzikleri de gerçekten çok ama çok güzel. Minecraft Dungeons. Minecraft evrenini seviyorsanız ama normal Minecraft'tan sıkıldıysanız dungeon'dan dungeon'a koşabildiğiniz, karakterinizi geliştirebildiğiniz bu oyuna bakabilirsiniz. Ne kadar fazla insanla oynarsanız o kadar keyifli oluyor. Tek başınıza denemeyin, beni pek sarmamıştı. Hypercharge Unboxed. Cuphead gibi görsellik olarak diğer oyunlardan ayrışan bu oyun FPS türündeki en farklı yapımlardan birisi. Küçükken yeşil oyuncak askerleri savaştırır ve bundan büyük keyif alırdım. Hiçbir zaman tam setim olmadı ama hep parça parça elime geçmişti o askerler. Bu oyunda o oyuncak askerlerin ve daha nicesinin savaşa girdiği muazzam keyifli bir oyun. FPS türünü seviyor ama farklı bir tat arıyorsanız Hypercharge'a kesinlikle bir bakın derim. Elite Dangerous. Gelin biraz da uzaya gidelim. FPS bir uzay simülasyonu olan bu yapım, galaksiyi keşfetmek, ticaret yapmak, savaşmak ve diğer oyuncularla etkileşimde bulunmak gibi bir sürü şeyi barındırıyor içerisinde. Uzay temasını seviyorsanız yüksek ihtimalle seveceğiniz bir oyun olacak. Stardew Valley. Her türlü listede bir şekilde kendine yer bulabilen o efsane oyun. Uzaktan bakınca sadece çiftçilik yapıyoruz gibi gözükse de oyunun dünyası gerçek manasıyla bir dünya kadar büyük. Dolu, canlı ve neredeyse sınırsız. Back 4 Blood. Left 4 Dead 3 olma iddiasıyla çıkıp ortalama düzeyde kalan bu oyun klasik zombi avlama oyunlarından birisi daha. Olur da bu oyunun aradığınız tadı bulamazsanız eskileri dönebilir veya World War Z'ye bir şans verebilirsiniz. Zombi oyunlarında Left 4 Dead 2 hala bence başı çekiyor bu arada. Little Company. Son zamanlarda aşırı popülerleşen ve gittikçe de popülerliğini arttıran bir oyun bu. Oyunda bir şirket çalışanı olarak ekibinizle birlikte birbirinden tuhaf ve gizemli gezegenlere gidiyor ve hurda topluyorsunuz. Fakat olay tabii ki bu kadar değil. Bu tuhaf gezegenler tuhaf olduğu kadar korkunç olmayı da başarıyor çünkü içerisinde bizi bekleyen tonla tehlikeli yaratık var. Korku ve gerilim seviyorum diyorsanız Little Company hazır popülerken bir dalın derim. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone de olabilirsiniz. Terraria. Tamamen rastgele oluşturulmuş kocaman bir dünyada sınırınız olan tek şey hayal gücünüz. E tabi bir de kaynaklarınız. Her ne kadar Minecraft'ın yandan yemişi denilse de Terraria kendi içinde çok ayrı bir oyun. Severseniz çok uzun saatler boyunca oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söylemem gerekiyor. Project Zomboid. Tam bir hayatta kalma oyunu diyebileceğimiz bu oyun çok sevilen ve çok bilinen bir oyun ama ben yine de listeye almak istedim. Yoksa ayıp olurdu. Zombilerle dolu bir ortamda hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu ama aynı zamanda arkadaşlarla beraber ne kadar keyifli olduğunu oynayınca anlayacaksınız. It Takes Two. Güzel, tatlı bir hikaye ve muazzam bölüm tasarımlarıyla keyifli dakikalar geçirebileceğiniz bir yapım. Varsa eşiniz, sevgilinizle, yoksa da en sevdiğiniz bir arkadaşınızla oynamanızı tavsiye ederim. Cidden hem eğlendiren hem de ders veren bir yapısı var. Valheim. Viking mitolojisi ve hayatta kalma unsurlarını birleştiren bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Keşif yapmayı, türlü türlü düşmanlarla savaşmayı ve loot yapmayı sevenlere önerebilirim. Bir de bir şeyler inşa etmeyi seviyorsanız kesinlikle bakın. Moving Out 1 ve 2. Tam bir basit eğlence oyunu diyebileceğim bu tatlı oyunlar fizik motoru sayesinde ortaya müthiş anlar çıkartabiliyor. 4 kişi girip eşya taşımaya çalıştığınız bu oyunda kimi zaman arkadaşınıza ayar olacak, kimi zaman da gerçekleşen absürt durumlardan dolayı gülmekten kırılacaksınız. Serious Sam serisi. Birçoğumuzun çocukluğunda yer edinmiş efsane serilerden biri daha. Birbirinden ilginç ve komik yaratıkların üzerimize koşuşu, bomba kafanın salak salak bağırarak kendini patlatması ve keyifli boss savaşlarıyla müthiş keyifli anlar yaşatıyordu bize. Son çıkan oyunu oynamadım ama ilk oyunların kefiliyim efendim. Sarmama ihtimali gerçekten çok düşük.
düşük. Ubisoft'un güzel oyunlarından birisi Rayman Legends. Platform oyunlarını ve zorlanmayı seviyorsanız Rayman oyunlarına da oradan bakabilirsiniz. Kendine has görselliği, bulmacaları ve keyifli oynanışıyla arkadaşlarla beraber oynanacak en güzel platform oyunlarındandır kendisi. War Tales. Verdiğiniz kararlarla hikayeyi şekillendirebileceğiniz RPG ve hayatta kalma unsurlarını birleştiren sıra tabanlı bir strateji oyunu. Orta çağ seviye ve uzun soluklu bir macera arıyorsanız War Tales'e bakabilirsiniz. Grounded. Hayatta kalma oyunları iyi güzel de bir de minnacık insanlar olarak tehlikelerle dolu bir ortamda hayatta kalmak acaba ne kadar güzel olurdu? Denemek isterseniz Grounded sizi bekliyor efendim. Örümcekleri sevmiyorsanız korkmayın çünkü onları değişik şekillere sokabileceğiniz bir seçenek de mevcut. Killing Floor 2. İlk oyundan sonra üzerine koyarak ilerleyen bu oyun yine zombi temasını seven insanların hoşuna gidebilecek bir yapım. Zamanı yavaşlatma mekaniği ilk oyundan beri çok hoşuma gidiyordu bu oyunda. Sizin için alternatif bir zombi oyunu olabilir bu da. Warhammer Vermintide 2. İşi zombilerden de öteye taşıyıp çok daha geniş kapsamlı bir evrene giriş yapmak istiyorsanız bu oyuna kesinlikle bakın derim. Birbirinden farklı karakterler ve özel yetenek setleriyle güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Risk of Rain 2. Farklı ve bir o kadar zor bir oyundur kendisi. Zorlu boss savaşları ve sağlamından karakter geliştirmesi yapabildiğiniz co-op bir oyun arıyorsanız hiç beklemeden bir bakın derim. A Way Out. Tam böyle dostunuzla oturup 5-6 saatte bitirebileceğiniz, hikayesinde ters köşeler olan keyifli bir yapım. Gerçekten güzel bölüm tasarımları eşliğinde aksiyonun dibine vurabilirsiniz bu oyunda. Ve unutmayın hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Dismantle. Manyak gibi karşımıza çıkan her şeyi paramparça edip onlardan malzeme ederek hayatta kalmaya çalıştığımız bu oyun çıkışından bu yana oldukça sevilen bir yapım. Üstelik tamamen Türkçe şekilde oynayabiliyorsunuz haberiniz olsun. Ready or Not. Taktikselliğin dibini yaşayabileceğiniz oldukça sevilen bir FPS oyunu. Arcade savaş oyunlarından bıkmış ve en ufak ses çıkartmanın bile bedeli olan gerçekçi bir deneyim arıyorsanız Ready or Not tam size göre olabilir. Gears serisi. Co-op oyunların en bilinen serilerinden birisi. Oynanış olarak siperal savaş mantığı üzerine kurulu olan bu yapımlar oldukça köklü bir geçmişe sahip ve her oyunda kendi üzerine koyarak ilerleyen bir seri. Sağlam bir shooter deneyimi ve hikayeli bir şeyler istiyorsanız bu seriye bir bakın derim. Deep Rock Galactic. Ekibinizle beraber derinlerdeki mağaraları keşfedebileceğiniz, loot ve savaş unsurlarını birleştiren keyifli bir oyun. Yüksek tempolu bir oynanış, zorlu düşmanlar ve keşfedilecek geniş bir dünya sunuyor bize. Borderlands serisi. Looter shooter ve co-op denilince akla gelen ilk serilerden olan bu yapımlar ilgi çekici sanat tasarımı ve güzel oynanışlarıyla keyifli dakikalar yaşatabilir size. Gerçekten loot yapmayı ve FPS oyunlarını seviyorsanız bu serinin sarmama ihtimali çok düşük. Üstelik 3. oyunun olmasa da ilk 2 oyunun hikayesi de hiç fena değil bence. Divinity Original Sin 2. Baldur's Gate 3 çıkmadan önce JRPG konusundaki en başarılı oyundu benim için. Sıra tabanlı oynanışı sevdirip türe karşı olan tüm önyargılarımı yerle bir edecek kadar sağlam bir oyun. Üstelik sizinle beraber oynayabilecek kafa dengi arkadaşlarınız varsa var ya öf, fena ki ne fena. Baldur's Gate 3. E tabi Divinity demişken Baldur's Gate 3'e bakmadan geçmek ayıp olurdu. Çünkü Divinity 2'den bile daha güzel bir oyun. JRPG türünü tekrardan canlandırmış, alakası bile olmayanı kendine çekmiş, çok yüksek ihtimalle de yılın oyunu ödülünü alacak kadar iyi bir oyun. Daha ne diyeyim yani. Streets of Rage 4. Beat'em up oyun severlere önerebileceğim bir diğer oyun. Harika müzikleri ve nostaljik havasıyla gerçekten insanı alıp geçmişe götürüyor. Üstelik tüm karakterler birbirinden farklı hissettirmeyi de başarıyor. Bir şans verin derim. Castle Crashers. Tatlı renk paleti, karakterleri ve 2D yapısıyla birbirinden farklı özelliklere sahip karakterleri yönetiyoruz. Keyifli bölümleriyle tam bir basit eğlence oyunu diyebilirim buna da. Ama göründüğü kadar kolay olmayan bölümler de var haberiniz olsun. Speedrunners. Açık konuşmak gerekirse çıktığı zaman da sevmediğim bir oyundu. Çok benlik değil ama seveni çok bu oyunun. Aşırı hızlı şekilde oynamanız ve neredeyse tek bir hatayla sonuncu olma ihtimalinizin olduğu bu oyuna bakabilirsiniz. Listede olmayan ve eklemek istediğiniz oyunlar varsa onları yorumlara yazabilir. Daha fazla bu tarz içerik için de kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik ben kaçtım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.